Konya'nın Akşehir ilçesinde oturan 60 yaşındaki Mehmet Sava, 2 ay önce karnındaki şişlik şikayetiyle gittiği hastanede siroz teşhisi konuldu. Doktorların yaşamak için acil karaciğer nakli olmalısın dediği Sav, tedavi için Antalya'ya gitti. Burada yapılan tetkikler de doktorların ilk teşhisini doğrulayınca Sav'ın 3 oğlu bağış için gönüllü oldu. Çocuklarının kan grubunun uyumsuz olması nedeniyle nakil gerçekleşemedi. Bu duruma üzülen Mehmet Sav'ın gelini Tuğba Sav, gönüllü bağışçı oldu. Yapılan tetkiklerin ardından gelininin karaciğerinin organ bağışı için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine hemen harekete geçildi. Gelinden alınan karaciğer parçası Profesör Doktor İbrahim Ali Osmanoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla kayınpedere takıldı. Naklin ardından sağlığına kavuşan Sav hastaneden taburcu edildi. Yaptı yani. Oğlanlarım hep gönüllü oldu. Komşulardan falan çok gönüllü oldu ama tutmadı. Bir tek gelinim tuttu. Hiç etmedi. Hemen dedi. Benden önce test verdi. Hocama dedi, ben hemen dedi bu kayınbabamı kurtar dedi. Hemen oldu, bitti. Benim hiç kızım yok biliyor musun? Mecbur kızım oldu yani. O da benim bir bağlantı oldu yani. Benim ciğer bitmiş. Onu attılar, yengisini taktılar. Gelinim babalar günü. Hediyesi oldu. Mutlusunuz. Mutluyuz, şükür. Devlet büyüklerimizden de Allah razı olsun. Tuğba Sav karaciğerini verirken hiç tereddüt etmediğini anlatarak "Babam sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Ona güzel bir babalar günü hediyesi vermiş oldum." dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Ali Osmanoğlu ise kayınpeder ve gelininin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Çok fazla nakil yaptığımız için genellikle dediğiniz gibi gelin ya da damattan nadir de olsa oluyor bu şekilde. Genellikle kardeş, eş, çocuk, anne baba bu şekilde verici adayların sıklığı. Ama nadiren de olsa bu şekilde gelin ya da damattan da nakiller gerçekleştiriyoruz. Tabi bu güzel, mutluluk verici bir durum. Hem verici adına hem alıcı adına aile arasındaki bağlantıları pekiştiren güzel bir sosyal aktivite diyebiliriz.